Anneme bak ya. Ergen gibi oldu resmen. Geç kalmalar falan. Ne oluyor? Hayır, bir dükkanı da açmaya başladı. Ben anlamadım ki. Yani bu evde birisi ölenlere kadar uyuyacaksa o ben olmalıyım. Yani bu benim karakter özelliğim. Var ya. Annem meğer babamsız bambaşka biriymiş. E babam? Babama ne diyeceksin? Ya adam bütün dükkanları geze geze tavla oynuyor ya. Cebinde zar taşıyor herif. Berduş oldu bu yaştan sonra. Eko. Babam böyle bir şey yapmamıştır değil mi? Annemi aldatmamıştır. Ya yok kızım, olur mu öyle şey ya? Babamdan bahsediyoruz. Babam aldatır mı annemi, olur mu öyle şey? Mümkün değil de işte babam da net değil ki. Yani bir böyle bir net olsa, açıklasa durumu. Ama yok emmi hep bir böyle eveleyip geveleyiyor durumları. Ne yapacağız peki? Annemle babamızı nasıl bir araya getireceğiz ha? Göz göre göre ailemiz dağılıyor. Bir şey diyeceğim. Bence var ya, biz bunları bir araya getirelim. Bunlar bir oturup konuşsunlar ve bir eteklerindeki taşları döksünler. Ve anlaşırlar, çözülür yani, ne olacak? Evet de nasıl olacak bu? Yani nasıl bir araya getireceğiz onları? Bir araya... Ben diyorum ki bir şey yapalım. Ben bunları böyle bir eterle bayıltayım. Bunları koyun koyuna yatıralım. Heh, uyanınca zaten barışırlar onlar, ne olacak? Eko ya, saçmalama ya. Saçma sapan konuşma, olur mu öyle şey? Ben gideyim babamla konuşayım. Sen git annemle konuş. Evet. Olur, mantıklı. Çok ikna olacaklarını sanmıyorum ama... Bakalım. Artık ne yapalım? Görüyorsun değil mi kızım? Menekşe Hanım nasıl da memnun halinden. Belli ki benden kurtulacağı günü iple çekiyormuş. Yazıklar olsun sana Menekşe. Ya babacığım, o mesele işte senin sandığın gibi değil. Annemin aklında sürekli sen varsın. Bir tek seni düşünüyor. Hatta dün bana ağlayarak ne dedi biliyor musun? Ben babansız geçen günlerimi günden saymıyorum dedi. Ya? Gerçekten böyle mi dedi? Anneciğim bana kendisi söyledi babamın. Romantik romantik şeyler söyledi. Ben ruhumsuz hiçim dedi. Ruhlara karıştım, onsuz önümü göremiyorum, nefes bile alamıyorum dedi. Anladı tabii kıymetimi. Demek o kadar pişman ha? Başka ne dedi Esra? Pişman babacığım, pişman. Çok pişman, hem de deli gibi pişman. Ayrıca üzgün de. Başka ne dedi biliyor musun? Böyle dün oturdu karşıma, büzdü böyle dudaklarını. Biz babanla nasıl bu hale geldik dedim. Kızım, biz çok sevdik annenle birbirimizi. Kolay değil. Ya ne alışmışız biz birbirimize. Kolay değil tabii o yılların sevdasını içimizden söküp atmak. Evet, evet anneciğim. İşte tam da bu yüzden babam der ki buluşalım. Buluşalım, bütün sorunlarımızı konuşalım, karşılıklı halledelim diyor. Bu aşk burada bitmesin diyor anne. Buluşalım aşkım diyor babam. Nerede? Çay bahçesinde. Hani gençken sizin hep gittiğiniz bir çay bahçesi varmış. Hani gençken gidip gidip böyle aşk tazelermişsiniz ya. Annemin aklına orası gelmiş. Biz babanla burada buluşalım dedi. Ha, ne yapacaksın baba, gideceksin mi? Git ya, ne olur git, hadi git 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 git. Annemi kırma git baba. Gideceksin mi ha? Gideceksin, gideceksin. İyi Esra, çok severdik biz orayı biliyor musun? Demek o kadar çok istiyor ha? Çok. Şimdi kalp kırmak olmaz. Gidelim bakalım. Hı? Ya madem o kadar ısrar ediyor, ya her ne kadar kalbimi çok kırmış olsa da tabii bir ayıp olur, bir dinlemek lazım. Konuşsun bakalım neymiş derdi, anlatsın. Evet, evet anneciğim, konuşun, konuşun, karşılıklı şey yapın. Ben sana koordinatları daha sonra veririm. Sen bana koordinatları verirsin. Hı hı. Ama önce pilavı masaya ver. Pilav hangi masa? Sol taraftaki. Ya hadi be anneciğim, nerede kaldın ya? Vaz mı geçtin? Ne yaptın? Yine anlamadım ki. Aha geliyor. Annemi kes. Hazırlanmalara bak. Aha. Hoş geldin Menekşe. Bak bak bak, kurulara bakayım. Zayıflamışsın biraz, süzülmüşsün. Öyle mi? Senin yemeklerin olmayınca biraz. Gerçi senin kokun bu çiçekleri utandırır ama. Sağ ol, çok güzellermiş. Anne babanın kurulaşmasını izlemek ne kadar korkunç bir şey ya. Neyse çiçek iyi, çiçek iyi baba, çiçekten yürü. Ne alırsınız efendim? Menekşe Hanım su muhallebisi alır. Yalçın Bey de sakızlı. Peki. Ay ne tatlısınız. Muhallebi mi kaldı ya? Anlat bakalım meselenin aslını Yalçın. Madem o kadar ısrarla çağırdın beni buraya.
Ben mi ısrarla çağırdım seni? Sen benden özür dilemek için buraya gelmedin mi? Yani ben senin özrünü duymak için geldim buraya. Ben mi özür dileyeceğim Yalçın? Ben mi senden özür dileyeceğim Yalçın? Evet Menekşe, sen dileyeceksin tabii ki. Onca mahallenin önünde iki paralık ettin kaç yıllık kocanı. Asıl sen beni bozuk para gibi harcadın. Rezil kepaze ettin. Sen gidip o kadınla buluşmadın mı kafelerde? Çiçekler almadın mı ona? Telefonuna şifreler koymadın mı Yalçın? Ha, ben bunları yaptım ama sen ne yaptın Menekşe? Oh maşallah. Takmış takıştırmışsın, sürmüş sürüştürmüşsün. Evet dışı kurtarmışsın ama için, aynı için. Sırf çocuklar annem pişman oldu diye ben kalktım buralara kadar. Gelme oralara, oralara gelme. Yanılmışım. Ben yanılmışım. Ben 40 yılımı bir hiçe heba etmişim. Al bu çiçeklerini de o kadına verirsin. Ya savaştı kaldın öyle armut gibi kaldın. Ya ah ya.